Spor Yayın TV'den hepinize merhabalar. Haftanın konuğu programında bu hafta çok özel bir konuğum var. Yani bizim ülkemizde duayen falan filan bahsediyorlar da ben o duayenlerden pek fazla anlamam ama işte burada gerçek bir duayen var. Sevgili Kemal Belgin abi. Kemal abi hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, bu duayen işleri falan nasıl oluyor Kemal abi? Ya, herkes duayen olmuş. Ben bunu anlamıyorum yani. Şöyle yani duayen derken ben 46. seneme girdim meslekte. Başka da bir iş yapmadım zaten bu süreçte. Yani işin temelinden başladık. Muhabirlikten. Kulüp muhabirliği. İşte daha sonra istihbarat şefi. Ondan sonra müdür yardımcısı. Sonra müdür. O süreç tamamlandıktan sonra da işte aşağı yukarı 17-18 senedir de yazarlık. Sonra televizyon modası çıktı, yorumculuk yapıyoruz. Yani biz bütün merhalelerinden geçtik gazeteciliği. Şöyle diyebilir miyiz ona Kemal abi? Tepeden bir babali kültürü vardı. Peki, bugünlerde var mı? Yok, maalesef yok. Paraşütle indiriliyor bazı arkadaşlar. Ama herkes gazeteci, herkes köşe yazarı. Bir de dediğim gibi bu duayen kelimeleri çok fazla kullanılıyor. Şimdi az önce o kelimeyi ben niye söyledim? Bir de büyüklerine saygıları yok maalesef. Bu işin senin dediğin gibi 40-50 senedir yani bu işe ömrünü vermiş. Tabii. Bu işten başka hiçbir işle uğraşmamış. Çünkü bugünlerde bakıyoruz yorumculuk da yapılıyor, hocalık da yapılıyor. Herkes her işi yapıyor bu işte. Milletvekili de. Demin ne kadar güzel söyledin. Ben bu işten başka hiçbir işle uğraşmadım dedi. Yani bu süreçte 45 sene içinde başka hiçbir iş yapmadık. Bir de şeyler bu işleri yaparken demin tepeden inme dedin ya. O hani eurolar falan böyle bahsediliyor ya. Korkunç tepeden iniyordu. Şöyle, Kemal abi. Erkan yani bizim kimsenin parasında pulunda gözümüz yok. Ama şunu rahatlıkla söyleyebileceğim. 80'li yılların ortasından itibaren medya diye bugün adlandırdığımız, o zaman televizyon yok, bir tek TRT var. Gazete var. Radyolar zaten çok zayıf. Bir iki tane TRT, bir iki tane belki özel radyo var. Patronaj profili değişmiştir. Fazla yani değil. Eski Babali patronu dediğimiz işte rahmetli Kemal Olacak, rahmetli Ercüment Karacan, Allah uzun ömür versin Erol Bey, Erol Simavi, Haldun Simavi. Yani bu kişiler günün zorlu koşullarına dayanamadılar diyelim. Özellikle rahmetli Özal'ın işte kağıttaki sübvansiyonu kaldırışıyla birlikte sattılar gazetelerini. Kimlerin eline geçti? Ben bunu her yerde açık ve net söylüyorum. Tüccarın eline geçti. Aynen yani öyle. Tüccar derken şöyle, kimileri diyebilir işte canım Erol Bey de tüccardı, Ercüment Bey de, Kemal Bey de. Ama bunlar büyük bir bölümü babadan gelme gazeteciler. Hücrelerinde gazetecilik vardı. Benim 21 sene patronluğumu yapan rahmetli Kemal Olacak da bizim gibi simit kaşarla haber peşinde koşuyor. Bir muhabir tabii. Bunların önündeki çalışma, hedef daha iyi gazete yapalım, daha çok gazete satalım, oradan kazandığımız parayla daha iyisini yapalım, daha da çok gazete satalım. Şimdi öyle değil. Ya para o zaman sektörün içerisinde dönüyordu. Tabii, şimdi para başka yerlere gidiyor. Şimdi diyor ki adam gazeteyi alırken ya ben diyor 500 milyon dolar para verdim gazeteye, örnek veriyorum, bana diyor senede 50 milyon dolardan fazla diyor zarar ettirmeyin arkadaş diyor. Yani benim şöyle bir iddiam var. Belki de çok saçma bir iddia ama bugünkü gazete patronlarına saat 10.30 sularında, 10'da bugün gazetenizin birinci sayfasında, hadi bırakalım sporu. Bugün gazetenizin birinci sayfasından bize 5 tane manşet altı haber söyleyin deyin, hiçbiri söyleyemez. Bilmiyor ki ne oldu. Ama kendi işleriyle ilgili varsa bir şeyler onu söylerler. Kesinlikle. Yani değişmiştir koşullar. Kötüye gitmiştir. Hiçbir zaman iyiye gittiğini söyleyemeyiz. İşte demin de ifade ettim. Paraşütle inen köşe yazarları var. Daha hayatında bir gün muhabirlik yapmamış adam köşede kelle-i şerifle yazı yazmakta gazetede. Ekranlarda çıkıp ahkam kesmekte. Kesinlikle. Yani bu kadar işi ayağa düşün. Biraz da işin buna katılır mısın Kemal abi? Hepimiz işte insanların çoluğu çocuğunun izlediği bu kanallarda ahlaki değerler de biraz sanki yok gibi artık. Tabii onun bir önemi kalmamıştır ki o söylediğini. Ya hiçbir şekilde yok. O dibe vurdu zaten. Yani şimdi ben doğma büyüme Kadıköylüyüm. Hı hı. Benim ailem yani Üsküdar kökenli. Sonra da işte 40'lı yılların başında Üsküdar'dan Kadıköy'e göç ediyorlar. Bunu eğer göç dersen herhalde bir otomobille 10 dakikada geldiler. O zaman trafik de yok.
Ben bugün etrafıma baktığımda bizim delikanlılık, çocukluk delikanlılık dönemimizle bugünkü aynı süreci yaşayan gençler arasında o senin söylediğin ögede müthiş bir dibe vurmuşluk görüyorum. Kesinlikle. Ne yazık ki. Çok yazık. Tabii bu bugün Kadıköy'de, İstanbul'da görülen bir durum ise de tabii ki bunun benzerleri Türkiye'nin her metrekaresinde rahatlıkla görülüyor. Var, var. Bu yüzücü tabii. Yani benim toplumum biraz muhafazakardı. Biz Osmanlıyız ya, bunu inkar evet. edemeyiz. Muhafazakardır. Zaman içinde bazı şeylerde değişimler göstermiştir ama şöyle diyeyim, son 20 yıl belki rakamda 3 aşağı 5 yukarı yanılırım ama dibe vurmuşluğumuz açıkça görülmektedir. Tabii bunun yansımaları sporda da var, siyasette de var, bilmem ne de şurada da var, toplumda alabildiğine var. Yani her kesimde hal böyle olunca da sen kimsin? Bizim Ahmet Bey'in yeğeni. Gel bizde yazı yaz abi ya. Birinci. Sen bizim telefon şey var, televizyon var. Çık orada yorum yap. Radyolar falan. Radyolar falan filan. Ya iyi değil yani. Sonra diyoruz ki niye statlarda, sokaklarda, spor alanında anarşi yaşanıyor? Bu gayet, işler bir de endüstriyel futbol adı altında yapılıyor. Yani paranın çok olduğu yerlerde yapılıyor. Benim garibime giden, aslında bana üzüntü veren şu. Hani az önce dedim ya geçmişteki ya bu işi yıllardır yapan, hani duayen dedik ya, ya duayenlik vardır ama duayen olması için insanların, senin dediğin gibi şöyle bir anlattığın zaman bir şecere vardır orada, böyle bir geçecek bir yerlerden tabii, tabii. gelecek. Ben şuna üzülüyorum. Şimdi atıyorum Kemal Belgin bir yazı yazar. Bugün daha 25-30 yaşına gelmiş. Affedersin, ben onlara hokkabaz diyorum Kemal abi. Yahu senin yazından ne anlayacak kapasitesi var, ne bilgisi var, ne bir birikimi var. Seni eleştiriyor. Ben buna kızıyorum. Ha böyle bir şey var mı yani? Ya şimdi bir de şunu da söyleyeyim. Eleştirsinler ya. Ben onları zaten ama dikkate şimdi, alıp okuduğum şimdi, yok yani. Kemal abi, benim seni eleştirebilmem için senin geçtiğin yerlerden şöyle bir geçmem lazım veya senin orada kullandığın kelimeleri algılayabilecek bir kapasiteye sahip olmam lazım, bilgiye, birikime. Bu şeye de benziyor biraz. Şimdi bu son zamanlarda bir moda oldu. Bu yayıncı kuruluşta spikerler maç anlatıyorlar ikili falan filan böyle. Facia. Ya böyle bir şey yok. Facia. Kemal abi, bunlar futbolu yorumluyorlar orada. O facia. Bu enteresan bir şey yani. Ya şimdi bu işin başında benim çok sevdiğim bir kardeşim var, bizden ufak. Ben bazı maçlarda dayanamıyorum. Hı hı. Arıyorum. Eyvah baba, ne oldu yine diyor. Diyorum ki ya şu maçı anlatan kardeşi söyle, öyle bir şey yok futbol. Yani bazen de aramaktan canımsız. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. O da diyor ki ne yapalım abi işte. Yani o çocuk da yukarıdan öyle alıyor. Düzen yani. Model bu diyor yani. Geçen gün bir tanesi Dik TV'de Galatasaray'la ilgili bir şey yapıyor. Burak için yeni bir mevki buldu. Sağ santrfor. O nasıl? İşte sen bulursan, öğrenirsen, bir yerlerden rastlarsan. Dur ben bunu bir araştırayım Kemal abi. Benim yazinemde sağ santrfor diye bir şey. Veya sol santrfor da yok. Yani şimdi adam bu tarafa geçerse zaten kötü. İhlal etmiş oluyor yani. Kesinlikle. Otoyoldan bilmem nereye gitti. O statüye uymuyor o zaman. Yani şimdi bu yayıncı kuruluş. Evet. Yayıncı kuruluş dediğin zaman adam para vermiş, dekoder bağlatmış, hı-hı, bilmem ne yapmış. Adam söyledi ki bak sağ santrfor. Bunu söyleyen kim? Milliyet gazetesinde bazen yazıları birinci sayfadan anons edilen bir genç arkadaş. Diyor sağ santrfor. Oradan program bittikten sonra veya ertesi diyor ki bir arkadaşını merak ediyor. Ya diyor sağ santrfor bu ha diyor. Sağ santrfor ne demek? Yani yapmayın, etmeyin, eylemeyin. İşte santrfor santrfordur. Yani niye? Sağ solu. Yani daha tabii buna bu en son yaşadığım bir komedi. Daha buna benzer neler var. Ben bir şey söyleyecektim, demin unuttum Erkan. Ben ilk makalemi diyeyim. Yani köşe yazısı. Köşe. Hani fotoğrafını da koyuyorlar. Kelle-i Şerif derdik biz ona. 10. senemde yazma şansını ve imkanını elde ettim. Sevgili Necmi Tan Yolaç, kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın. Müdürüm o. Müdür yardımcı da rahmetli İslam Çupi. Bunu anlatacağım. Anlat abi. Mayıs ayı ligin sonuna doğru İstanbul'da İnönü'de Fener'le Samsun oynayacak. Necmi abi cumartesi günleri pek gazeteye gelmezdi. O zaman adaya giderdi. O olmayınca da rahmetli İslam Çöpü tabii müdür rolünde. Hazırlandık, maça gideceğiz. İşte minibüs var o zaman, bizi götürüp getiriyor.
İslam abiyi bekliyoruz falan. Dedi ki gelsene bir dakika buraya dedi. Belgin dedi. Gittim buyur abi dedi. Bugün dedi Fener Samsun maçının kritiğini sen yazacaksın. Dedi. Nasıl yani dedim. Bayağı dedi ben maça gelmeyeceğim. Biraz dedi keyfim yok. Abi dedim ne diyorsun ya? Evet dedi ya ben istiyorum sen yazacaksın maçın kritiğini. Abi dedim. Etme eyleme yarın dedim Necmi abi gelir. Bir şey der sana der her şeyden evvel bana der. Eyvah dumana der bizi. Ya kardeşim dedi git dedi ya hadi dedi güle güle dedi ya sen yazacaksın. Abi dedim bak emir veriyorum sana ya deyince emir demiri keser bindik gittik. Şimdi minibüsteyim diyorum ki ya Kemal eyvah nasıl yazacağım nasıl edeceğim ne edeceğim filan falan. Neyse o arada da tiyatrolarda Yanlışlıklar Komedyası diye iyi bir oyun oynuyor kapalı gişe şimdiki gibi değil tiyatrolar. Dedim ki ya Kemal gel sen dedim böyle bir hani Fener'in, Samsun'un, hakemin yanlışlarından mütevellit böyle bir yazı hazırladım. Çok iyi not tuttum. Neyse geldim. Yazdım yazıyı. Şimdi yazıyorsun bilgisayardan gidiyor. Eksik, mail yoluyla gönder. Orada ne yazıyorsa aynı şekilde yani koyuyorlar. Aynen çıkıyor. Tabii önce rahmetli Çupi aldı baktı çok güzel yazmış. Eline sağlık dedi. Sekretere verdi bizim yazı girdi. Ertesi gün Necmi abi geldi. Biz diyoruz ki eyvah. Bergin buradayım abi dedim. Aferin dedi. Bütün yazıları okudum. En güzel yazıyı sen yazmışsın dedi. Sağ ol abi dedi. Döndü Çupi'ye de aferin İslam dedi. İyi görev vermişsin dedi. Dedik ki bize ve bundan sonra dedi sen artık bu sayfanın kritik yazarı oldun dedi. Dedim herkes tebrik ediyor beni bizim kuşak. Hadi hayırlı olsun falan filan. Ertesi hafta görev bölümüne bakıyorum. Sevgili Orhan Ayan istihbarat şefi o yapıyor. Yine soyunma odası, maç yazısı, işte tribündeki önemli bilmem şahsiyetlerle röportaj filan böyle. Dedim hani biz dedim ya köşeye yani kritik ya 10 sene olmuş. Neyse uzatmayalım. Dünya Kupası geldi 78. Necmi abi dedi ki senden beraber gideceğiz dedi. Almanya'dan da rahmetli oldu bizim. Erol Aydın gelecek foto muhabiri dedi. Herkes tabii ki vay diyorlar Dünya Kupası'na bu yaşta falan. O zaman öyleydi. Şimdi 20 yaşında Dünya Kupası'na gidiyorsun. Neyse gittik tabii orada mecburen kritikleri biz yazdık. Bir de Necmi abi yazdı. Hatta ben Fransa-Arjantin maçında Fransa elenmişti ben. Bu Platini'ye dikkat edin. Bu dünyanın en büyük oyuncusu olur diye yazı yazmıştım. Necmi abi dedi kim bu ya dedi. Nereden buldun bunu? Ya, bekle görelim dedim. Yani biz buralardan geldik. O zamanlar çok kızardım içimden. Derdim ki ya ne yazmışlar ya. Böyle yazı mı olur ya. Bu iyi oynamadık ya kendime göre tabii. Şimdi zaman geçtikten sonra hem Tanyolaç'a hem Çupi'ye hep içimden toplumda da konuştuğumda da şükranlarımı iletiyorum. İyi ki beni 10 sene bekletmişler. İyi ki diyorum. Bugüne kadar Allah'a şükürler olsun. Yazdığım öngörülerin hemen hemen %95'tir isabetim. Yanılmadım diyebilirim. Şöyle de kısa bir anı anlatayım istersen. Fenerbahçe Bursa'da oynuyor. Fenerbahçe galip. Fakat Bursa son dakikalarda bir baskı maskı falan derken Hakan Şükür kaleci Engin'di yanılmıyorsam veyahut Şumayer miydi onu çok iyi hatırlayamıyorum. Bir kalecinin elinden böyle çalımlar gibi aldı bir gol yaptı 2-1 oldu 5 dakika var. Yine Bursa bastırıyor yine aynı bir pozisyon yine Hakan Şükür. Bu sefer Fenerbahçe'nin kalecisi korner attı maç 2-1 bitti. Soyunma odasına geldik. Sağdır Faik Çetiner de o zaman yardımcım benim. Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'de futbol şubesi sorumlusu. Soyunma odalarına geçtik biz. Aziz Yıldırım çıkmış açıklama yapacak işte maçla ilgili. Daha ama pek gazeteciler daha gelememişler. Biz gittik. Hadi de hoş geldin tebrik ederiz. Hayırlı olsun falan. Dedim ki bak dedim ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın dedi. Bu soyunma odasındaki Hakan'ı alır. Hakan Tecimer'i. Bu soyunma odasındaki Hakan'ı alırım, öbür soyunma odasına götürürüm. Bunu size vereceğim, sizdeki Hakan'ı da bana verin dedi. Hatta Faik Çetin, abi o ne demek dedi. Yani dedim iki Hakan'ın takasını teklif ederim dedim. Onlar da dedim Fenerbahçe'den oyuncu aldık diye dedim. Çok mutlu olurlar herhalde. Böyle dedi, böylece dedim Türkiye Ligi'nin son önündeki 15 senesinin onunu sen kazanırsın dedim. Dur dedi şimdi gazeteciler geldi dedi. Neyse onlara bir demeç verdi biz çıktık. Geldik döndük. Aradan 2 gün sonra dedim ki ne oldu dedim. Hani dedim bir şey söyledim. Fantazi filan da ama dedim çok önemli bir operasyon oldu bu dedim.
Yok ya dedi, ben onu dedi bizim camiada sordum, ondan telefon direği olur demişler. Hakan Şükür'den hakikaten kimin telefon direği olduğunu gördük. Evet, geçen futbolun direği oldu. Halen halen bir tane daha Hakan Şükür çıkaramıyoruz çünkü o yüzden. Yani 2-1'lik o maçtır, Bursa'daki maç. Yani şimdi tabii biz böyle bir öngörüyü, o bizi uzun bir süre bekletmeseler biz de böyle paraşütle insek, ucuz kahraman olarak çıksak ortaya, biz de sağ santrfor diye de, değil mi? Evet, diyecektik ki Hakan al bak bundan iyi sağ santrfor olur. Şimdi bir de şöyle bir şey var Kemal abi, anlattığın şekliyle bu, yani şimdi bu medyadaki bazı insanlara buradan sesleniyorum. Bakın bu işler birilerinden bir şeyler kaparak, öğrenerek, her sabırınan şey. Ama şimdi kimse kimseden, herkes biliyor zaten. Yani geldiğinde herkes her şeyi bilerek geliyor. Sade futbolda değil. Ve şimdi şunu söyleyeceğim. Ben sevgili Kemal abiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum burada. Bunu herkes de bilsin. Kemal abi maçlardan sonra yorum yapmıyor. Maçlardan önce Kemal abinin, Kemal abi birçok yazısını maçlardan önce yazar. Bunun örneği de, şimdi biraz sonra maça gireceğiz, Galatasaray-Şalke maçına gireceğiz. Galatasaray-Şalke maçından önce de yine yaptığı, yani o yazısından biraz pasajlar kendisinden alacağız. Maç oynanmadan önce bunu yaptı. Yani çünkü bizim toplumumuzda skora göre insanlar yazarlık yapıyor, yorumculuk yapıyor. Öngörü yok çünkü. Yok. Şimdi gelelim dünkü mesela bir Galatasaray-Şalke maçı izledik. Dün çıkan Milli Gazete'yi baksınlar internete. Hı hı. Benim o tarafım biraz zayıf. Gazeteyi bulamazlar. İnternete girsinler. Dün Milli Gazete'de çıkan, başlığım da şöyle: Galatasaray noktalı virgül sakın dolmuşa binme. Başlık budur. O yazıyı okusunlar. Hı hı. Sonra da maçı kafalarında canlandırsınlar. Yazı değil. Başını, ortasını ve sonunu okusunlar. Belki yani çok inanan okuyan maçı bile seyretmemiştir. Yani ama neden? Süreç meselesi. Şimdi demin onu arada konuştuk. Ben bu, bana işte köşe yazısı yazdırmıyorlar. Sadece soyunma odası, maç yazısı filan yazıyorum. Ve ben o süreçte dünyanın en büyük spor gazetesi L'Équipe'in Türkiye muhabiriyim. Ben buradan Fransız L'Équipe gazetesine kritik yazıyorum, tenkit yazıp yolluyorum. Mesela derbi oynanıyor Fener. Az iş değil bu işler. Beştaş Fener. Ben bunlarla ilgili Fransızca olarak L'Équipe gazetesine yorum yolluyorum. L'Équipe'de çıkıyor benim yorumum. İşte Türkiye muhabirimiz Kemal Belgin bildiriyor diye. Ama Türkiye'de yazamıyorum. İşte. Ama ya iyi ki olmuş. Şimdi 10 laf söylersek, mesela ben şöyle bir laf söyledim Erkancığım. Schneider'in Galatasaray'a transferi kağıt üzerinde bitti. Daha gelmedi Schneider. Hı hı. Dedim ki bak sevgili Fatih derim. Schneider'i 2 santrforlu Galatasaray'da oynatırsan inat edip, Schneider'e yazık edersin. Schneider sana 3 maç sonra der ki, tabi der mi demez mi bilmiyorum da o bir vurgudur. Hoca ben karşıdaki oyuncuları geçiyorum, mücadele ediyorum ama bizim santriforlara takılıyorum. Şunun bir tanesini oynatma der dedim. İşte örnek şimdi, çıkıyor hepsi. Dün akşamki maça gelirsek ben açıkçası kadrolar açıklandığı zaman şöyle biraz tedirgin oldum. Çünkü kadrolara baktığımız zaman İşte hocanın ne oynatacağını az çok görüyoruz. Evet. Biraz da bu işlerden anlıyorsak. Kullanılan elemanlardan yani belli oluyor. Kimin nerede oynayacağına bakıyorsun. Allah Allah, bu burada olur mu? Bu burada olmaz mı? Maçın içerisinde de zaten o tereddütümüzü yaşayınca da şimdi ben şunu görüyorum. Fatih Terim'in dün akşamki ben ne oynatmak istediğini, yani o oyuncu orada kullanılır mı? Kemal Belgin ne gördü dün akşam maçta? Şimdi şöyle yani ben Schneider'i de Drogba'yı da oynatırım Galatasaray takımı. Ama bu şablonda değil. Ama bu şablonda değil. Hangi şablonda oynatırım? Koyarım Riera'yı sol bek oynatacaksan oynat. Önüne de korum Emre'yi. Aynen öyle. Örne Amrabat'ı. Gerçekten Amrabat benim oyuncum değil de neyse koyarım. Ne yaparım? Selçuk, Melo, önlerinde Schneider, maalesef ya Burak veya ya Drogba. İkisini birden oynatamazsın. Tabii. Yani ve bunu yaparak Fatih Hoca Galatasaray takımının bir maçlık kondisyonunun bir devre bitmesine sebep oldu. Bir maçlık fizik gücünün bir devrede bitmesine nedir? Riera'nın önündeki boşluğa Galatasaray takımı inanılmaz bir yönleme yaptı zorunlu olarak. Hı hı. Oraya zorunlu olarak yaptığı önlemelerden yorgun düştüğüm sefer Sabri'nin kanadını rakip çünkü. Alman takımı bir yerde. Disiplin, görgü, her şey var. Alman takımı derken araya şunu söyleyeceğim. Bizim ülkemiz bu Schalke'yi
Acaba ne zannettin? Nasıl lanse ettiler? Yani ben bunu da çözmüştüm. Çarşamba günkü Milli Gazete'de çıkan yazıda ben yazıyorum. Sanki Alman 3. lig takımı falan gibi falan böyle lanse ettiler. Ve maçta benim gördüğüm en az 4-5 tane çok net pozisyonları var yani. Hamit'in direkten dönen topunu eklersek 5-2 Schalke lehine maç. Yani. Ama işte şey, hani ligde kötü, ya Schalke'nin kötü gittiği lig hangi lig? Kendi ligi. Alman Bundesliga lig. Yani Bayern'in, Dortmund'un, hı hı, Werder Bremen'in filanın falan olduğu bir lig. Senin liginde eğer birileri yorum yaparsa Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kötü gidiyor. Kimin ligi? Akhisar Belediye, Sanikaboru Elazığ Spor, Gaziantep Spor. Yani en azından meseleye ucuz bakmam. Hiç olmazsa bu kadar ucuz bakın. Yani hiç olmazsa bu kadar ucuz bakın yani. Alman liginin bundan evvelki dörtlü grupta namalup grup birincisi olmuş bir takımı bu. Evet. Her takım kriz geçirir. Bir de turnuva takımlarıdır. Genelde Alman takımları. Yani adamlar tepeden tırnağa disiplin. Hı hı. Yani kurulan oyun hangi felsefede, hangi süreçlerde nasıl oynanacaksa ondan bir saniye sapma. Zaten saptın mı oynayamazsın. Sonra 7 tane oyuncu gelmedi. Gelen oyunculara bakın. Var mı sende Farfan? Yok. Yani ilginde. Hayır, küçümsenmesi mesela bir kere. Kaç tane var sende? Yok. Neo Bastos evet. Şeyden aldılar en son Fransa'dan. Kaç tane var senin liginde? Golü atan Amerikalı. Hayır şimdi. Kaleci. Bu yorumları yapanlar acaba bu oyuncuları kaç kere seyretti Kemal abi? Bir de o var yani. Ama şöyle Erkancığım, eğer bu işi yapıyor isen, ha bu işi keyif için yapıyorsan, şimdi mesela öyle dedi. Mesela bizim Ömer Üründür. Ben çok sevgili dostum. Hobisi onun zaten yani bu işte. Adam yani. Parayla pulla işi yok. Bir de bu işlerden hiçbir işten para falan pul almaz Ömer Üründür. Hiç. Tam yani neredeyse. Şimdi Ömer'in seyretmediği maç yok. Bana bazen evet. Telefon ediyor. Görüyor musun bilmem ne kanalında bilmem ne maçı. Oğlum diyorum manyak mısın ya, o maçta seyredilir mi artık? Aç bak gör diyor bilmem neyi anlatıyor bir şeye. Yani ama siz bu işten para kazanıyor olmanıza rağmen dünyadan haberiniz yok. Çoğu. Bir bölümü de bak bu da kötü. İnternet gazetecisi. Evet aynen öyle. İnternetten giriyorlar. Diyorlar ki işte Ronaldo dün öğlenleyin Madrid'de bilmem ne restoranda sosisli sandviç yedi. Ben bunu bilmem abi. Messi işte Barcelona'da Rambla'da geçen akşam inerken işte bilmem nereden meyve suyu içerken hayranlarına imza. Ben bunu bilmem abi. Bunları oralarda görüyorsunuz. Ve bunlarla gazetecilik yönlendirme yapmaya çalışıyor. Hı hı. Bu olmaz. Kemal abi birçoğu mesela Türkiye Ligi maçlarında sadece ve sadece 3 büyüğün maçlarını seyrediyorlar. Diğer maçlarda öbürü yanmış mı, gitmiş mi, yıkılmış mı? Ben mesela burada program yaptığımız zaman bütün maçları, haftanın maçlarını hepsini seyrederek bu da kendimi bunu büyüklerimizden gördüğümüz bir iş ahlakı olarak aldığım için mesela şimdi Büyükşehir Belediye maçındaki ben bir pozisyonu burada yorumluyorum. Millet bana diyor ki aa öyle miydi diyor. Tabii. Ne demek öyle mi ya? Siz bir de üst düzey olarak buralarda geziyorsunuz, abi, ediyorsunuz. Bir de bu işten para kazanıyorsunuz. Evet. Onlar için söylüyorum. Yani. Mecbursunuz seyretmeye. Bana mecbursunuz bu hafta en büyük hakem faciasının şu geçen yani. Hı hı. Belediye Yunus Ordu Yıldırım maçında Doka. O çocuğa yapılan penaltının verilmeyişini konuşacaksınız. Bunu burada ben defalarca konuştum pazartesi günü. İlk işim oldu zaten. Bir de şimdi katlamalı olarak bir de hocayı cezalandırıyorsun. Böyle atıyorsun bir şey yok. Dışarı. Bir de hocayı atıyorsun. Bülent de diyor ki en doğru kararı beni atmasıydı. Belki de şimdi sevgili Bülent Korkmaz bu hafta takımının başında çıkamayacak. Bir de öyle bir şey var yani. Ya büyük ihtimalle öyle olacak da. Yani bunu anlatacaksınız. İşte, maalesef bu işlerden yoksunuz. Bizler de konuştuğumuz zaman bize de bazen diyorlar ki ya çok ukalasınız falan diyorlar. Bir de öyle diyorlar yani. Burada sana böyle bir görev vermişlerse bunun karşısına çıkıyorsan bunu layıkıyla yapmaya çalışacaksın ama hiçbir hatanın eksiğini olmayacak. Tabii ki olacak. Tabii ki olacak. Peki şimdi şuraya dönersek Schalke maçıyla alakalı Galatasaray Almanya'da sıkıntı yaşar mı? Bana göre yaşar gibime geliyor ama. Yaşar. Yaşamaz diye bir şey yok. Peki. Neden yaşar ama? Erkan bir noktalı virgül koy sözlerine. Hı-hı. Fatih Hoca ki benim Türkiye'de sıralamayı yap derlerse yerli birinci Fatih olur. Hoca'yı yazarız olur ha. Biter. İnadından vazgeçmezse
Bakın şöyle. İki santrfor. Bana diyorlar ki ya Manchester United'de iki santrforlar oynuyor. Yapma ya. Hiç bir buçuk metre mesafede iki tane uç oyuncusunu gördünüz mü? Yani. Yani. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bazıları kızıyor, bazıları ne kadar diyor. Şimdi mesela Fenerbahçe takımı. Kayt. Sol. Vebo. Veyahut Vebo. Fenerbahçe'ye gireceğiz zaten yani, Kemal abi. Yani şöyle. Galatasaray'ın elindeki santrforlarla Drogba hariç. Bir kere ön tarafta pas yapamaz çok. Hı hı. Artı iki tane kenar oyuncuları da çok pas yapar oyuncular değil. Biraz Hamit Bel. Biraz. Böyle iki tane santrforla oynadığınız zaman orta saha ben size söyleyeyim. Bir buçuk aydır oynamayan Melo'ya hayran kaldım ben. Helal olsun. Ama Melo herhalde dün gece uyku uyumamıştır Selçuk'la beraber. Selçuk da bayağı bir efor sarf etti. Bayağı bir efor sarf etti. Ama öldürdün adamları sen abi. Yani şu olsaydı maç daha belki farklı olabilirdi. Senin dediğin gibi Schneider'i oradan alıp getirip buraya koyacaksın. Tabii. Ya Drogba'nın ya işte veya Burak'ın arkasına hangisiyse oraya koyacaksın. Belki Burak'la başta Drogba'yı sonra aldın. Olabilir yani. Akhisar'da öyle yaptın. Sonra Drogba benim tanıdığım kadarıyla... Yani fil dişi sahilli Afrikalı olmasına rağmen çok medeni bir adamdı. Evet evet. Yani daha yeni geldik. Takımın bir formatı var. Ben beklerim abi kendim. Ama bu tarz maçları Drogba gibi oyuncular çok daha iyi oynayan bilecek kapasitede. Başka zaman oynatmayacaksın. Yani. Sırtını sıvalayacaksın. Hadi koçum diyeceksin. Burak'ı oturttun iki maç. Bu sefer de olur. Olabilir yani. Yani ben valla yani dün akşam bana memnun. Babamın oğlu değil ama Schneider'e acıdım dün akşam. Evet. Yani katkısından ziyade kendine de yazık oldu. Takım da nereden bakarsan bak eksik oynadı gibi yani. Schneider'i öndeki adamın arkasında çift ön liberonun önünde oynatırsın. Schneider zaten çok kötü oynarsa o sana kendi söyler ya ben iyi değilim de abi der. Ama böyle oynatırsan Schneider sana der ki hoca ayıp oluyor ama ha, benden sola çık gizli mizli hani yani. Sen de mahter etme eyleme ya de. Peki şu da var şimdi Schneider ve Drogba transferleri özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu turun banko geçileceği gözüyle bakarak da biraz da yapıldı. Yoksa şimdi Schneider ve Drogba Türkiye Ligi için yapıldığına katılmazsın herhalde. Genelde o zihniyet vardı. Şimdi Allah göstermesin diyorum. Çünkü Türk futbolu bir yer. Türk futbolu. Niye? Ülke puanı. Ülke puanımız. Çünkü herkes birbiriyle burada işte yok onu tutuyor. Hayır öyle bir şey ben onu kabul etmiyorum. Bu ülkenin hangi takımı giderse gitsin yurt dışında benim ülkemin takımıdır. Benim ülkeme puan getirecektir. Belki iki sene sonra ikinci giden biri öyle mi oynamayacaktır. Bunların bile akıl edemiyorlar da halen düşmanlıklar önce var. Önce ülke puanı sonra takım puanı. Aynen. Peki şimdi şu var. Allah göstermesin diyorum yani. Almanya'da çünkü ben maçın zor geçeceğini dün akşam seyrettikten sonra hissedebiliyorum. Peki ters bir şey olursa çünkü Galatasaray yönetiminde Ünal Başkan'ın az çok konumunda bildiğimiz için Fatih Hoca'ya bir fatura kesilir mi bundan dolayı? Tabii bunlar bir kulübün iç meseleleri. Şöyle söyleyeceğim. Galatasaray yönetim kurulu tabii ki icranın başıdır. Raconu o kesecek. Ama Galatasaray yönetim kurulunun futbolun teknikleriyle eldeki kapasitenin kullanımı, oyuncu değerlendirilimiyle ilgili bir sağlıklı yorum yapmasını ben pek ihtimal olarak görmüyorum. Buradan bakınca medyanın dolduruşuna, işte kulübün ileri gelenleri deriz biz onlara, yakın ilişkileri olanların dolduruşuna gelmezlerse Fatih Hoca'nın biletini tak diye keseceklerini zannetmiyorum. Ama Galatasaray kendine başka kaliteli isimli bir yeni yabancı hoca arıyor olabilir. Ona da bir şey demem. Onların kendi vizyonu o. Ama bir çalkantı olur mu kulüpte? Ters giderse işler. Ben bir de şuna katılmıyorum. Bizim medyada çok sıkça yer aldı. Schneider'le Drogba Schalke'yi elemek için. İşte o söylem var. Böyle bir şey yok. Bana da çok mantıksız geliyor yani. Siz o zaman Haziran'da alsaydınız bunları. Ya. Değil mi? 6 ay iyicene 30 yani. Tane lig maçı veya 18 tane hazırlık maçı neyse falan grup maçları 6 tane grup maçı yani. Oynadın. Oralar moralar falan filan. Şimdi aldın adamı 15 gün sonra diyorsun ki gel arkadaş bana Schalke'de tur atlat. Ya o yani
işte gördük Messi. Çok çok sığ bir düşünce. Milan. Evet. Örnekleri var yani. Yurt dışında. Milan şey maçı, Barcelona maçı, hı-hı, Messi. Yani Messi'yi tartışacak değiliz tabii, tabii ama ki. Yani bu biraz haksızlık olur. Hı-hı. Yani vay işte Schalke'yi eleyemedin de bunları aldık. Niye Schalke'yi eleyemedin? Bu biraz haksızlık. Şimdi zaten bu tarz işleri yapacaklar insanlar da belli zaten. Onlar aporto bekliyorlar şimdi. Bir de böyle bir kesim var, onu tabii biliyorsun mesela yani. Galatasaray, tabii bazıları diyor ki ya bu Schalke nedir o? Drogba ile Schneider alacağına savunmaya adam alsaydı. Ya Allah aşkınıza yapmayın ya. Ben bunu söyleyenlere bir soru soruyorum, cevap veremiyorlar. Beşiktaş takımı 3 sene üst üste şampiyon oldu Gordon döneminde. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Sami Albayrak dostum da o zaman genel kaptan galiba, ünvanı öyleydi. Bir akşam yemek yiyoruz Spor Yazarları Derneği'nde. Konuşuyoruz da şuradan buradan. Ben dedim ki ya bir soru soracağım sana dedim. Sor dedi. Dedim ki Türkiye'de bir takımın başkanısın. Transfer yetkisi de tamamen sana ait. Sana dedim 4 tane oyuncu söyleyeceğim. Ve ben sana bu oyuncuları bedava veriyorum. Alır mısın dedi. Allah Allah söyle bakalım dedi. Recep şey Hüsamettin, Samet Ulvi Kadir. Nasıl yani? Ya bunları verdim sana dedim bedava dedim. Alır mısın? Bir tanesi milli takımda oynamadı biliyorsun. Sami abi şimdi. Yok be almam be dedi. Genel kaptanı be. Dedim ki çünkü Beşiktaş'ın o 3 senedeki en çarpıcı özelliği Metin Ali Feyyaz'da başlayan amansız savunma. Hı hı. Şenol, Rıza, Şifo Mehmet'le. Hı hı. Şifo biraz az yapar da. Zeki vardı o zaman. Zeki var. Zeki bravo. İyi hatırlattın. Artan, giderek artan bir savunma ve bu söylediğimiz Hüsamettin Samet Ulvi Kadir'e geldiğinde bitmiş bir takım karşı tarafı. Bir de şöyle bir şey vardı savunma ile ilgili. Daha sonra Hüsamettin'i çık Recep. Recep geldi. Daha sonra Büyük Haluk, peşinden Gökhan. Heh. O kadar. Orası çok yani hep birer kişilerden devam etti. Yani, en son Ulvi ile Kadir de kaldı. Yani öyle bir şey ki oraya gelen takım zaten en önden başlıyor yıpranmaya. Ortada yıpranma giderek artıyor. Sana geldiğinde zaten eli ayağa kaldırıyor. Alıyorsun topu, veriyorsun. Yani. Ve az da gol yiyordu o Beşiktaş o dönemde. Ben de şimdi soruyorum burada. Galatasaray savunması teneke diyenlere. Bana söyler misiniz? Burak, Drogba, sonradan giren Amrabat. Bir tane topa geldi, taca attı, evet, uzakladı. Hatta Hamit. Kaç tanesi önde büyük baskı kurarak rakibi. Yürüyerek geçiyorlar orayı. Yürüyerek geçersen zaten savunmayla da karşı karşıya bıraktın mı? Dün akşam olay bitti. Şey ne o? Melo ile Selçuk öldü dün akşam. Evet. Yani futbola böyle bir yerden bakmamak lazım. Çünkü bunu 11 boksör karşı karşıya çıkıyorlar. Ben sana vurdum, sen var. Açık verdin, nakavt oldun, nakavt ettin. Orada eleştirer burada 10 tane adam var. Kaleci 11. Yani. Şimdi son olarak Galatasaray maçı ile ilgili sence ne olur Kemal abi? Vallahi Almanya'daki maç. Yani, veya ne yapması gerekiyor ki buradan bu turu lehine çevirebilmesi için? Şunu yapması gerekiyor. 4 arka tamam. Önde bir aksaklık bir şey olmazsa konuşuyor tabii. Sakat, hı-hı, makat falan. Selçuk, Melo oynayacak zaten. %100 oynayacak. Hı-hı. Önlerinde Schneider oynayacak. Ben şöyle yaparım. Hakan Balta, Riera yaparım sol tarafı. Veya Riera Emre de olabilir mi? Yani biraz fiziksel şeylik düşünerek. Hı hı. Hamit iyiyse Hamit oynar. Arkada Sabri. Veya Ebu'ya da olabilir. Ebu'ya ne durumdadır, hı hı, onu bilmem. Ama önde ortada bir tane adamdan oynarım. Evet. Yani bakarım, değerlendiririm. Çalışmalar göz önünde tutarım. Belki Drogba'yı kenarda tutarım. Çünkü Burak acaba orada daha fazla derinlik, uzunluk bulabilir mi? Çünkü önünü attığın zaman daha şey, gidebilen bir oyuncu mı diye bakarım. Belki Drogba ile başlarım, Burak'a oturturum. Yani oyunu istediğim gibi Drogba ile kıvama getirip hani yani bu ama tek santrforlu oynar. Onu bir kere söyleyeyim. İnşallah diyoruz. Umduğumuz olur. Oradan her şekilde. Şunu söyleyeceğim Erkan. Bazı hocalar ve tabii onların paralelinde düşünen bazı yorumcular zannediyorlar ki ileride ne kadar çok oyuncu bulundurursam o kadar kolay gol atarım. Ben de diyorum ki ileride ne kadar çok oyuncu bulundurursanız o kadar zor gol atarsınız. Bugünün futbolunda hocaların birinci tercihi takımlarını rakip savunma alanını ne kadar çok az adamla sayıda
az adamla genişleterek yakalayabilirsiniz. Hı hı. Ki kolay pozisyona girelim. Bak Şalke'nin Galatasaray'a attığı. Evet, bu. Evet. Bak iki kişiyle geldiler. Bak, iki kişiyle hocam. Bak, iki kişiyle. Biri geldi kaptı vurdu o da gol attı. Bak Karabük'ün Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a evet, attığı evet. Goller. Elazığ'ın attığı goller. Yani. Bugün bütün dünya bunu çalışıyor. Hı hı. Şimdi bakıyorsunuz Barcelona takımının santrforunu söyler misiniz? Ben bilmiyorum. Ama Barcelona'da 6 tane santrfor var. Niye? Bölge hep açık. Sağdaki giriyor, gol yapıyor, soldaki giriyor, ortadan Messi gidiyor, buradan Iniesta gidiyor. Aslında gidiyor. Yani Beşiktaş örneğini verirken o saydığın örnekle de biraz örtüşüyor işte. O orta saha, o Metin Ali Feyyaz. Yani ne kadar diyorum az sayıda oyuncu orada bulundurabilirseniz başta hı-hı. organizasyona hı-hı. başlarken o saha o kadar az adamla savunacak demektir karşı taraf. Hı-hı. O kadar saha genişleyecek demektir. Hı-hı. Tabii bunun organizasyonları var oraya. Biz genelde tam tersini yapıyoruz. Dar alanda ne işler varsa oralarda uğraşmaya çalışıyoruz. Umut Bulut maçta. Evet. Drogba maçta. Burak maçta. Elmander kenarda olsa o da evet. girecek. O da girecek. Olur mu abi? Nasıl atacak? Hadi bakalım. Aynen öyle. Kemal abi şimdi biraz da Fenerbahçe'ye dönmek istiyoruz. Dönelim. Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşmaya kalktığımız zaman mevzu bitmiyor. Mesele bitmiyor bir türlü. Ona başka bir program yaparız. Şuradan ben girmek istiyorum. Bate Borisov maçından girmek istiyorum. Fakat Bate Borisov'a gelmeden önce ben bu Meireles olayını ben burada çok kaşıdım. Meireles'in Galatasaray maçından sonra yaptığı, ondan sonra bu Meireles'in yaptığına sahip çıkarcasına işte bir federasyona cümbür cemaat gidip oralarda onunla bununla tartışmalar, sinkaflı kelimeler. Bu tarafa geliyoruz. Mersin maçında eğer hakem hakem olsa aynı Meireles'i kırmızıyla oyundan atması gerekirken o atmadı diye 89. dakikada geliyorsun tak çizgisinin kenarında. Biten maç. Yani maç bitmiş ya sen Trabzon'da oynayacaksın. Evet. Trabzon'a gideceksin sen. Yani orası bir de sıkıntılı bir yer. Orada 89'da kartların toplamını 4'e çıkarıp cezalı duruma düşüyorsun. Dönüyorsun bu tarafa geliyorsun. Bate Borisov'a gidiyorsun. 4. dakikada önce sağlam bir tekme sonrası yetmemiş gibi soldan bir soldaki tekme. Soldaki hafif de düşmedi diye sağlam. Ha, ya bir de sağlam alıyorsun ki yani şey hani derler ya bazen öldürmeye atıyorsun gibilerde. Ya bu nasıl bir iştir Kemal abi? Bu yani ben şunu çözmüş değilim. Ödülün olduğu yerde ve bu adama 24 milyon euro maliyeti var Fenerbahçe kulübüne. Ceza verilmemiş duyduğuma göre. Yok, genelde Fenerbahçe kulübünde böyle şeyler sıkıntı olduğu zaman da çıkıp açılır. Dün Abdullah Kiril'in bir beyanatı var bir tane. 30 bin euro ceza vermiştik Galatasaray maçından sonra. Mersin maçından sonra ne verdin? Bate Borisov maçından sonra ne verdin? Bir onu anlat. Ben Galatasaray maçından sonra ceza verdiklerini zannetmiyorum. Ben de hiç zannetmiyorum. Tribünler oynuyorlar biraz bu olaydan dolayı. Cezayı vereceksen şimdi ver. Evet. Avrupa Kupası maçı oynuyorsun. Ha şöyle. 75. Atıyorum sahne. 75. dakika adam çok %100 bir pozisyona da giriyor. Ceza sahası. Kendi ceza sahanın üzerinde falan olur. Geldin kızakladın vurdun indirdin kırmızı kart. Allah razı olsun baba. Be. Hocam rakibin 18'in üzerinde yapılıyor evet. bu hareket. Yani kaleye 70 şey metre uzakta. Daha 4. dakika. Yani şöyle acaba oyuncu bu ara transferde bir yere gidemedi de Mayıs'ı garantiye mi almak istiyor? Yani beni kovun arkadaş Mayıs'ta gideyim. De. Kontrat sağlam. Hayır bırak onu güzel de 10 milyon euro verdik abi senin kontratına. Sana kim kaç para verecek bakayım. Zaten Meireles'in Avrupa'da burada verildiği gibi bir pazar olabileceğine o paraları bulabileceğine inanıyor musun Kemal abi sen? Şimdi, çok rakam çok büyük. Tabii, zaten şöyle Türkiye'ye geliş sebepleri vergi yok. Tabii kemiksiz diyorsun, alıyorlar götürüyorlar. Keş indirme yapma ya diyor vergi yok mu diyor. Aa, o zaman hemen geleyim diyor yani, adam. Bir de diyor ki ya ben Chelsea'den geliyorum Portekiz'e Türkiye'de top oynamak. Ne yapayım iki tane bunu geçeriz diyor. Adamın kafası bu. Ben Meireles'in bu Ocak'ta gitmeye çok niyetli olup gidemeyişinden kaynaklanan bir burukluk içinde yani Mayıs gelsin de işte bakın ya ben burada oynamak istemiyorum peki, abiler deyip. Türkiye'de yani, Meireles gibi oyuncu bana göre biraz düz topçu. Bana göre o maldan ağlardan o skolardan falan çok fazla bir farkı yok. Şimdi şöyle bir şey var sevgili Erkan. Meireles'i ben Chelsea'de epey seyrettim. Portekiz bir takımda da. Hatta geçen gün de oynadı. Hiçbir şey oynamadı da. Tabii Chelsea takımında ki oyuncularla oynamak başka bir şey.
Fenerbahçe'deki, Galatasaray'daki, Beşiktaş'taki oyuncularla oynamak başka bir şey. Bu da aldığınız bazı önemli isimlerde hayal kırıkları yarattırabiliyor size. Hı hı. Ama bu yüzden. Yani atıyorum, örnek veriyorum. Meireles verdi bir topu Kayta veyahut da Meireles verdi bir topu Selçuk'a. Diyor ki şimdi kendi kendine, verdim şuraya gidersem alırım bu topu bir daha diyor. Bir sene görmüyor o topu. Galatasaray'da. Mesela Schneider. Verdin Amrabat'a, alamazsın abi bir daha. Aynen öyle. Bekleyeceksin abi. Yani bu da bazı önemli oyuncular üzerinde farklılık yaratıyor. Ama Meireles'in şeyde, Bate maçında yaptığı eylem affedilir bir eylem değil. Diyorum 75'te 70'te adam gole giderken indirdin. Allah razı olsun baba, sağ ol be. Burada bir gol kötüydü. Ben hatta sana şey bile veririm. Prim bile veririm ama 4. dakika ya, o soğukta, o kötü sunicimde beni 90 dakika uzatmayı da koyarsa. 90 dakika oynadı hemen hemen Kemal abi. Bir de belki de planlamadığım bir oyunu oynatmaya mecbur bıraktı. Tabii, bir de şu var. Ama isabet oldu. Zaten rakip de biraz aptallaştı, ne oluyor falan filan der gibi. Çünkü o Bayern Münih maçında falan seyrettiğimizde, takip ettik, izledik. O Mata Parisov yoktu Fenerbahçe karşısında. Şimdi işte bir yerde şöyle, bu Meireles'le ilgili konuştuk. Şimdi takım olarak konuşursak, Fenerbahçe tabii 10 kişi kalınca mecburen tam takım kendi aralarında topun arkasına. Ama iyi mücadele ettiler. Ettiler tabii. Geçmek zorunda kaldı. Bu teknik kapasitesi, oyun görgüsü çok kuvvetli olmayan bir takım için tamamen fiziksel bir şeyler yapma zorunluluğuna itti karşı tarafı. Orada da Fenerbahçe iyi mücadele ettiği için hemen hemen yarım pozisyon sadece. Toplarsan belki iki tane bir yeder. Gerçi ve, onlara gerek kalmadı. Zaten az kaldı. Egemen hallediyordu o işi son dakikada da. Kaza. Dolayısıyla onların hiç oynayıp da başaramayacakları bir oyun düzenine soktuk onları. Türk takımı olarak. 10 kişi. Belki 11 kişi oynasak. Meireles iyi oynamıyor. Belki çok dikine geniş uzun alanlar bırakıp oynayacaktık. O zaman da biraz da gol atma tabii yani, bir tane deplasman daha atarsa diyene. O zaman belki daha mağlup olabilirdi. Tabii daha kötü sonuç alınabilirdi. Şimdi mesela ben aslında ona eğrisi doğrusuna denk geldi diye söyledim. Ne zaman yayınlayacaksın? Programımızı mı? He. Programımızı hemen bir iki saat sonra yayınlayacağız zaten. Hayır, ben şimdi bu akşamki maçtan da biraz bugün de bir yazı yazdım. İstiyorsan onu da oku bu maçla ilgili. Yani maç öncesi. Şimdi, ama sen yine de öngörülerini burada söylersen. Şimdi benim korkum şu. Mesela herkes diyor ki ya işte seyircisiz diyor, ah vah falan filan, sanki biraz daha iyi oldu. Bence de. Neden? 50 bin seyirci gelecekti. Takım dolmuşa binebilirdi. Evet. Şimdi burada başka da başka çatlak sesler çıkabilirdi başka meselelerden başka dolayı. Başka mesele ya işte 50 bin seyirci bizim sağ falan filan. Yani çok dikine böyle large oynayıp bu takıma çok uygun uzunluklar bırakıp sürpriz goller yer miydik gol? Sanki sessiz olunca daha şeyli. Çünkü ben bir tane atarsam bana yetiyor. Ama bir tane yersem, bir tane atsam da yetmiyor. Bir tane istiyorsa. Onun için yani sabırla, dikkatle, efendime söyleyeyim ya maç 18. dakika oldu hala gol yiyor. Yürüyor arkadan falan. Aman bunlar şey değil. Çok disiplinli oynaması gerekir. Çünkü neden? Tamam, Bate Borisov Fenerbahçe'nin klasında bir takım değil. Benim ölçülerime göre arada iki klas fark var. Bir de değil. İki klas fark var. Ama bu takımın Fransa'nın dil takımını Fransa'da yenişi. İçeride Bayern'i. Bayern maçı çok enteresan. Bayern'i de dışarıda oynar gibi oynadılar mecburen. Evet evet. Bayern'i de oynuyorsun. Yani şöyle bir tablo çıkıyor. Çok büyük bir benzerlik göstermese bile. Fenerbahçe'nin bu sene en berbat yenildiği maçlar hangileri? Antalya ile Karabük. Kadıköy'de söylüyor. Kadıköy'de diyor zaten. Onu söylüyor. Dışarıdakilerden bahsetmiyor. Bu yani iki yenilgi. Sivas'ı katmıyorum. Elazığ maçı da biraz Elazığ farklı. Maçı berabere bitmesine rağmen benzerlik. Hadi Sivas maçı çok benzerlik göstermiyor. Bu Karabük'le Antalya maçlarının hangi oyun yüzünden, hangi şekillerde kaybedildiği kulaklarda eğer küpe olmuş ise bu maçı öyle oynamak lazım. Şimdi ben şunu söyleyeyim Kemal abi. Özellikle bu sezon başından beri benim izlediğim
Aykut Kocaman'ın şablonunu ben bir türlü çözemiyorum. Çözsem de bana garip geliyor. Çünkü elde, mesela şimdi Beşiktaş'tan bahsettiğim zaman diyoruz ki eldeki malzeme bu. Tabii. Yapacak bir şey yok yani. Kulübeden girip de o oyunu değiştirecek adam var mı? Yoktur. Ama Fenerbahçe'nin elinde öyle bir malzeme var ki bazen bir bakıyoruz 3 tane oyuncuyu haftalardır ne 18'de görüyoruz ne işte, yani hiçbir yerde görmüyoruz. Şimdi eldeki malzemeyi iyi kullanma konusunda ben Aykut Kocaman'ı sürekli eleştiriyorum. Mesela şimdi devre arasında bir de Vebo alındı. Evet. Sov tek başına mücadele ediyordu. Şimdi Sov'la Vebo'nun kullanılış şekli bile bana biraz böyle tuhaf geliyor. Özellikle ve özellikle haftalardır tipik sol açığın yok. Yani orada kim oynar? Hücumu ağırlıklı Caner oynar veya Stok oynar. Benim adayım Stok'tur tabii. Her zaman için baktığım vakit odur. Özellikle de Webber, Sol gibi çift santrafor oynayabileceğin adam varsa bu Stok olmalı orada diye düşünüyorum. Şimdi ya bugünkü maçta mesela bir Stok gerekmez mi? Şimdi şöyle, herhalde büyük ihtimalle rakip bizim orada dördüncü dakikadan sonra oynadığımız oyuna benzer bir oyun tezgahlayacak. Büyük ihtimalle. Ki koşan ve kontraya yatkın bir takım üstelik. O 20 numaraları falan. Evet, 20 numaraları oyuncuları. Böyle bir oyun tezgahlayacaktır. Dolayısıyla böyle kendi yarı sahasını tam takım kalabalıklaştırmış bir takıma karşı çok çabuk pas yapma yeteneği olan, alıp veren ama. Ve de adam eksiltebilen oyunculara ihtiyaç vardır. Fenerbahçe takımında adam eksiltebilen, ön taraftan bahsediyorum, bir tane oyuncu var, o da Stok. Orta alana baktığımız zaman bu tip oyuncu Emre maalesef yok. Maalesef yok. Genç Salih. Şimdi ben Salih'i Buca'da seyretme, valla hatırlamıyorum. Neyse. Ben bile mesela birkaç kere birkaç maçını seyretmişimdir. Fenerbahçe aldı, dedim aldık. İşte büyük iş şey falan, bonus kafa falan bir şeyler. Dedim bakayım şu çocuğu bir seyredeyim. Sivas'ta oynanan kupa maçında ATV verdiydi. Ben de yorum yaptım. Çok dikkatle bu oyuncuyu seyretmeye çalıştım. Ben de bıraktığı notlar şöyle kafamda. Verdiği her topu yeniden almak eylemi yapan, yapmaya çalışan. 10 veriyor, 6'sını alıyor, 4'ünü yani, alamıyor. Ama düşünce, tabii, mantalite önemli orada. Bir pas organizasyonunda, bir hücum anında arkadaşının kaybettiği topa bile müdahale etmeye, saldırmaya giden bir oyuncu izlenimi bıraktı bende. Top tekniği zaten iyi. Evet. Oyun zekası. Ama soğukkanlı bir de. Fiziksel belki şeyliği, hazırlığı tam değil. Ben mesela yaşı çok ufak, 19'muş. Yani bu oyuncunun saydığım özellikler Batı standartlarında, evet, özellikler. Bu oyuncunun mutlaka ama mutlaka, tabii ki söz konusu Fenerbahçe ise, burada bir 15 yılı sağlanmalı. Evet. Ama siz oynatmazsanız, bizde bir Salih var, müthiş oyuncu. Nerede abi? Hani ne yapıyor? Evde mi oynuyor? Verelim işte de şeye, İzmir Spor'a. Pişsin hesabı. Pişsin, o pişmez abi. Pişmez. Çürür abi. Ölür gider. Bakın saydığım, ne dedim, gol attığımdan hiç bahsettim mi? Evet. Ayrıca da 3-4 tane de çok iyi şut attı ha. Onlardan şimdi da bahsettim. Onun benzeri bir şey daha var. Ha. Kemal abi, Recep Niyaz mesela. Kendi yaş grubunun milli takımında gitti. 3 tane gol falan attı, geldi çocuk. Ortalarda yok. Ben Recep'i de sevdim ama bu enteresan bir oyuncu. Ben hiç gol attığından, bilmem ne attığından bahsetmiyorum. Ben Hakan Şükür'ü de senele ilk anlatan adam benim. Hiçbir gün gol attığından bahsetmemişimdir. Hakan Şükür için şunu demişimdir. Türk futbolunu rakip sahada oynatmaya başlatan oyuncudur. Aynen öyle. O presi orada yapabilen. Orada başlatmaya başlayan oyuncudur. Burada da bu çocuk ne yapıp yapılıp, özellikle bugünkü maçta Aykut Kocaman olsanız direkt oynatır mısınız? Emre bile yokken. Ben direkt. Benim bu maçta oynatacağım iki direkt oyuncu var. Stok solda. Hı hı. Salih. Santrfor sol mu oynar? Rebo mu oynar? Şu şekil olabilir mi? Arkasındaki adam. Mehmet Topal Salih mesela. Çünkü Cristiano'dan vazgeçmiyor ön tarafta. Bir de öyle bir şey var. İşte Topal, Cristiano. Topal, Cristiano, Salih. Evet. Önlerinde de Rebo veyahut da sol, hangisi ise. Sağda da Kayt oynuyor zaten.
o temelli senatör. Hı hı. Ben böyle bir kadro çıkartırım. Yani bu çocuk şöyle diyeyim, eğer Fenerbahçe bu çocuğu 15 sene kullanırsın bunu, yaş 19. Bu çocuk 6 sene 5 sene sonra Fener takımının kaptanı olur. Milli takım kullanır bunu. Ben tanımıyorum. Yolda görsem belki ya. Şimdi tanımam. Sadece saçlarından tanırsın. Sağdan ve ekrandan tanıyorum. Ama eğer bu çocuk işte Mereles ceza alırsa oynar, Emre sakatsa oynar, Christian bilmem işte grip olduysa oynar gibi bir oyuncu olarak Fenerbahçe'de devam edecekse ne olur Türk futboluna bir iyilik yapın. Bakın bugün Beşiktaş büyük krize, evet, verin Beşiktaş'ta oynasınız. Aynen. Ben hep söylüyorum diyorum mesela bazı oyuncular için bunları verin bakalım Beşiktaş'a ne yapıyor bunlar. Ha, verin Beşiktaş'a oynasın. Yani Türk futbolu adına sevaba girersiniz. Ha. Bir de çok güzel bir şey söyledin. Hani Emre yokken oynayacak, Mereles yok. Şimdikisi de yok. Emre de yok, Mereles de yok. İşte oynat. Eğer bugün de oynamayıp eğer halen orada Selçuk oynayacaksa o zaman orada bir eksiklik var Kemal abi. Hiç kusura bakmayacaklar. Yani tam bugün sana, bana, Salih'e, Aykut Hoca'ya hepsine fırsat. Aynen öyle. Hadi koçum bakayım ben. Evet, çık. O da diyecek ki ben işte Avrupa Kupası maçında hocam bana güvendi. İlk 11'de sahaya çıktım. Dediğim gibi eğer böyle ihtiyaca binaen oynatacaksanız vallahi bugün kıvranan kulüp Beşiktaş dostluğunuz da var Galatasaray'ın evet, şeyliği de yok. Daha iyi. Verin siz de dersiniz ki bakın biz Beşiktaş'a her şeyin Türk futbolunda sevaba girdik. Yani illaki sarı lacivertin içine de siyah beyazla Türk futboluna bir oyuncuyu biz kazandırdık dersiniz. Şimdi yine şunu sormak istiyorum maçla ilgili. Benim de tereddütlerim var. Neden tereddütlerim var? Hocanın ne yapacağını ben bilemiyorum açıkçası. Çünkü her maçta farklı farklı bir uygulamaları var yani. Sence maç Fenerbahçe buradan turu alır gider mi? Tabii ki bütün temennimiz o, isteğimiz o. Şimdi şöyle, her ne kadar dediğim gibi Fenerbahçe'den iki kalite düşük bir takım ama geçmişte örnekleri var. Young Boys'lar, şunlar bunlar. Var. Ya biz bunları elendik yani burada. Bir sürü örnek var. Hı-hı. Yani ben hiç unutmam Galatasaray Göteborg 27-1'di kornerler. O korner gol oldu. Galatasaray elendi. Onun için yani şöyle 10 kişi kaldığın bir ilk oyunda koşullar çok zor. Sıfırın altında 2 derece yani neyse. Saha suni içim rezalet. Düz suni içim olsa neyse. 4. dakikada oyuncu kaybetmişsin. 10 kişi kalmışsın ve 0-0'ı cebe koyup gelmişsin. Ben bir yazı yazdım. Bilmiyorum istiyorsan bak bugünkü gazetede çıktı. Dedim ki eğer Fenerbahçe takımı Bate Borisov elenirse bütün Fenerbahçe takımını hocasıyla birlikte Kubalıdere'de kürek çekmeye mahkum ederim bir sezon. Aslında sadece takımla hocası değil. Şimdi hayır. Oralara gireriz de hocasıyla. Oralarla ilgili zaten son bölümde şöyle bir 5-10 dakikanı alacağım ben seninle öyle ilgili. Çünkü onu konuşacağım ben. Yani bir 5-10 dakikanı konuşacağım ben seninle. Şimdi dediğin gibi şartlar bu. Eğer bu şartları lehine çevirmek için en iyisini yapmadığın takdirde dediğin gibi gitsinler kürek çeksinler orada. Ama beraber. Bana kimse demesin ki ya ama öyle söylüyorsun da 50 bin seyirciden mahkumuz. Galatasaray dün 50 bin seyirciyle oynadı. Evet. Ben de Galatasaray seyircisinin hiçbir katkısı da olmadı. Ben görmedim yani. Sen Marsilya'yı nerede yendin? Yani. Değil mi? Sen Marsilya'yı nerede yendin? Marsilya'da. Sen Mönchengladbach'ı nerede yedin 3 tane? Yani. Onun için onları bırakalım. Bazen seyirci avantaj olduğu zaman da olur, dezavantaj olduğu zaman da. Mesela böyle günlerde şimdi yine o konuya gireceğim. Fenerbahçe Başkanı'nın alakasız bir şekilde bu şeyden başladı. Bayan taraftarların olduğu işte cezalı maçlarda bir, kere, bir anons skandalıyla başladı. O dünyanın bir rezalet. Bayan çocuk maçık olmaz öyle şey. Yani bunun başka bir çözümü vardır. Başka bir çözüm bulun buna. Hangisi? Bayan mı? Bayan seyircisi. O zaman oynattın madem öyle seyircisi oynat. Nasıl Avrupalı oynatıyorsa sen de oynat o zaman. Biz bu uygulamaya başladığımızda benim spor medyam ne başlıklar attı? Bütün dünya imrendi. Her yer uygulamaya başlayacak. Kimde varmış ya ben hiç görmedim. Bana bir tane söyler misin? Kimde varmış? Bu şeye benziyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisini dünyanın en büyük derbisi diyorlar. Satın alan bir tane bana ülke göstersinler. Öyle bir şey yok yani. Nasıl dünyanın en büyük derbisiymiş? Şimdi adam niye yani buraya diye bir ben hatta gırgır geçtim geçen akşam televizyonda dedim ki beyler Fenerbahçe maçı dedim seyirciyle oynayacak. Nereden?
Avrupa'daki Türk bayanlarla çocuklar geziyor. Güldü herkes. Yani onu ya Avrupalı bize gülüyor bu uygulamalar. Onu bir kere kaldırın. Öyle komedi olmaz. Şeyden o maçta bir uygulama, yani uygulama derken bana göre bir kulüp başkanının sahaya inerek bir de soyunma tünelinin oraya gidip eline mikrofon alıp orada bana göre Fenerbahçeli bayan çoluk çocuk taraftar orada aşağılanmıştır o anonstan. Tabii. Akabinden geçiyoruz. Yine eski günlere döndük. Bunları çok daha iyi biliyorsun. Geçmişte hani ben Fenerbahçe'den grupları kaldırdım. Hı hı. Şudur budur denildi ama başka gruplar yaratıldı bu can. Hem de en can alıcı yer tribün, taraftar. Taraftar içerisinde bir takım bölünmeleri yaptılar, ettiler. Hani hep bahsediliyor ya nifak tohumları işte nifak tohumları aslında buralarda ekildi de şimdi onları biçme zamanı biçiyorsunuz. Ama buradan zararı Fenerbahçe görüyor şu anda. Bir de bir başkanın hiç dünyada gördün mü? Ya şimdi yolda gidecek duracak. Ha bilmem ne falan filan. Çok, ya bu çok çirkin bir şey Kemal abi. Çirkin. O yani yakışmıyor. Yani lafa gelince dünya kulübü yani, deniliyor. Fenerbahçe kulübü, Galatasaray kulübü, Beşiktaş kulübü öyle bir ortamda kendisini protesto eden kişilerle diyaloğa girmez. Kapatır camını, yürür gider. Ve sinkaflı kelime yani kullanıyor. Bu çok kötü. Yani, en kötüsü o. Ötekiler istediği kadar bağırsın. Yürürsün, gidersin. O oraya gelmemen lazım. Şimdi gruplar enteresan. Şöyle yani programın sonuna geldik. Yine başka bir gün inşallah gelir başka konuları hı-hı konuşuruz. Aziz Bey kardeşimiz gruplarla bir zamanlar ilişkide idi. İrtibattaydı. Onu bir kenara bazı gruplara mekan da satın aldı. Yani. Aynen öyle. Yani onun için zaten bir kere bu işlerle bu diyaloğa bu kontağa girerseniz daha sonra bu işlerden kendinizi sıyırma şansınız yok. Yani şöyle bugün Fenerbahçe kaç 2013 106 yıllık bir kulüp değil hı-hı mi? Siz bu 106 yıllık kulübün 10 yılını çıkartalım 96 100 yıllık hı-hı yaşadığı geçmişi silemezsiniz. Evet. Böyle bir hakkınız da yok. Taraftarım Fenerbahçeli'ni sorgulama gibi falan böyle o düşman o iyi Fenerli o kötü Fenerli yani, böyle bir bunu silmeye hakkınız yok. Yani siz bundan evvel Fenerbahçe'de başkanlık yapmış. Faruk Ulgaz'dan rahmetli Güven Abiler, rahmetli Güven Sazaklar, Tahsin Kayalar var rahmetli var yani. Rahmetli İsmet Uludağ'dan kulakları çınlasın Tahsin Kayalar. Yani siz burada bu söylemlerinizle, bu tavırlarınızla Fenerbahçe'nin bu tarihini çöpe atıyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz. Bir de şunu ben geçenlerde kullandım konuşurken, bu kadar olan bir takım şeylere 3 Temmuz süreci dahil olmak üzere hani demokrasinin olduğu yerde muhalefet olmalıdır. Olmazsa zaten demokrasi sınıfta kalır. Şöyle, demokrasinin çok olduğunu inanmıyorum bizim camiamızda. Zaten da, muhalefet olmazsa sınıfta kalır. Ben şunu söylüyorum. Allah'tan diyorum Fenerbahçe'nin muhalefet gibi gözüken insanları çok terbiyeli ve ahlaklı. Ben öyle görüyorum. Şimdi şöyle, yani yapılanların karşılığında birileri de çıkar. Yani aynı tarzda sizlere cevaplar verebilir ama bence çok ahlaklı ve terbiyeli davranıyorlar insanlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada bir eleştiri yapılırken tabii bir taraf davranmakta önce yarar var. Söz konusu Fenerbahçe kulübü. Tabii ki. Galatasaray'sa, Beşiktaş'sa her neyse. Ben bugünlere biraz evvel anlatmaya portreyi çizdim. Gelinirken son 7-8 sene bir öne iki arkaya yanılırım senelerde. Asıl kabahatlerin genel kurul üyeleri ve divan kurulu üyeleri olduğunu söyleyeceğim. Siz birileri çıkıp da yanlışlar söylemesine rağmen bir kalemi gösterirken ne güzel otomobil dediğinde padişahım çok yaşa vallahi doğru söylüyorsun diye alkışlarsanız çok iyilik yaptığınızı zannedersiniz ama kulübünüze esas kötülüğü sizin yaptığınız zaman içinde ortaya çıkar. Bak ben TVNet'te program yapıyordum bundan 1,5 sene öncesine kadar. Eyüp'ten beraber bizim. Bizim şişman Eyüp'le. Bu 3 Temmuz sürecinden 7-8 ay evvel. Yine 6 olabilir 5. Bir laf ettim. Şeyde var. Çok sıkı takip ediyordum zaten programı. Aynen şöyle. Bir gün Fenerbahçe kulübünde bir bomba patlayacak.
bu bomba Türk spor tarihinde eşine rastlanmamış bir bomba olacak. Bu lafı ben 2009'da... Birçok kişi dedi ki ya ne diyor bu adam falan filan dediler. Böyle bir laf ettim yani. Ben. Bu lafa nereden geldim? Biraz evvel söylediğim muhalefetin sesini sağlıklı biçimde çıkaramayışından. Hı hı. Her şeyi iktidar yanlıları başta olmak üzere belki de zorla da olsa alkışlamasından kaynaklandı. Sen ne yaptıysan doğrudur modeli. O zaman ben de her şeyi yaparım abi. İşte. Yani bu ülke... Yani Fenerbahçelilik kimsenin tekelinde değil ki Kemal abi. Bak şimdi bir dakika, bu ülke Atatürk'e bile suikast girişiminde bulunmuştur. Yani, öyle mi? Evet. Geçmişte başbakanlara, siyasetçilere bile bulunmayan örnekleri... Bırak onu, Atatürk'e dahi suikast girişiminde bulun. Muhalefet yapmışlardır. Beceremeyince öldürmeye kalmışlar. Aynen öyle. Siz hep sustunuz. Hep alkışladınız. Neler oldu? Neler yapıldı? Aferin, bravo dediniz. Yani siz bir Guiza transferini bile 4 senedir sorgulayamıyorsunuz. Niye? Sen bunu sürekli sordun Kemal abi. Ben işte dedim ki ya bana hala bir cevap alamadım. Neden alamıyorsun acaba? Bilmiyorum ki. Şimdi Alex de Souza da bu onu verdiler. Ona açıklama yaptılar. İmaj parası ödedik diye 1.207 sene 8.750 eder. Bunlara niye? Ve çok enteresan bir sürü arkadaşımız var divanda falan yani. Dedim ki ya bakın siz hani lafta da değil, bu kağıt, belge, imza. Şunu dedim bir sorun. Birisi orada açıklama yaptı. O mu? Gel kardeşim ben sana açıklayayım veya kürsüden açıklayayım. Niye dedim sormuyorsunuz? Soramazlar. Ya yahusu yok. Soramazlar Kemal abi. Ya bak bu Fenerbahçe bu, hepsinde geçerli. Hasan Özaydın rahmetli. Burada kan maçında öldürüyorlardı şerefli. Burada rahmetli, ben bunu kullanıyorum. Bu adamcağıza rahmetliye ne küfürler edilerek bu kulüpler gönderildi. Kan maçında yani öldürüyorlardı. Evet. Şeref tribünde iki kişi kaldık. Evet. Sema Küçük Söz, bir de ben. Evet. Herkes kaçtı, öldürüyorlardı. Fenerbahçe kulübünün başkanı Hasan, evet, rahmetli. Evet. Ki öyle bir dönemde geldi ki yani. Emin Can Kurtaran'a, rahmetli Emin Can Kurtaran'a İnönü'de oynanan Fener Balıkesir kupa maçında bozuk para yağmurunda tuttular, evet, al paralarını defol git diye. Tabii başka bir kelime kullandılar da ben şimdi burada defol diyorum. Yani Metin Aşık almıştır bu nasibini, Tahsin Kayalar almıştır. Almayan mı var? Güven abiler Alişan almıştır keza falan. Yani. Hayır ben illaki bir şey yapın aman ha da demiyorum ama. Bu tahammül niye yani? 15 sene. Yani biraz şöyle bir, bakın ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün büyü ne biliyor musun? Stat. Bütün büyüğü o. Peki şimdi iyi güzel de ben şuna katılmıyorum. Aziz Yıldırım stat yaptı deniliyor. Ya iyi güzel de kardeşim, Aziz Yıldırım cebinden para verip bu stadı yaptırmadı. Bu stadın Migros tribününü kimin yaptırdığı belli. Tabii. Tersim tribününün kimin yaptığı belli. Tabii. Yani farz edelim ki Aziz Yıldırım geldi. Onun dönemine denk geldi. Bu stadı yaptı. Fenerbahçe'nin zaten gelirleri çok yüksek. 100 küsür milyon dolar kredi kullandın. Yani yok, maraton deniyor öbür tarafa. Şu var yani. Allah'tan geçmişte şimdi başkanlar saydın. Kemal abi o dönemlerde böyle bu kadar gelirler şunlar ne bunlar yoktu. Millet paralı, herkes cebinden para veriyordu kulübe. Ne gelir ya? Ama şimdi bu dönemde böyle bir şey yok. Kimse cebinden 10 lira para vermedi. Kendi ağzıyla da deklare etmiştir zaten. Benim Fenerbahçe'den kuruş alacağım yok. Zaten bir de alacaklıyım desen zaten o zaman orada yok, bir sıkıntı vardır yani. Bir de alacaklıyım dersen şu Fener yılın geliri falan Kemal abi korkunç rakamlar. Ama borç var. Borç, ben burada aylardır bir şey iddia ediyorum. Fenerbahçeliler beni tukaka yapıyorlar maalesef. Ben diyorum ki bu kulübün Beşiktaş kadar borcu var. Ama Beşiktaş'ın bu kadar geliri yok. Beşiktaş'ın kombinesi ucuz. Taraftar halen almıyor. Bileti kapalı ucuz. Kapalı tribünün yarısından çoğu boş. Bileti ucuz gene gitmiyor. Çünkü orada da bir bedavacılık zihniyeti var. Burada ya şu Feneryumlar maç olduğu gün. Şimdi bugün burada seyirci olsaydı Feneryumlar burada birkaç trilyon parayı gene basacaktı. İyi güzel de bu kadar gelirim varken benim eğer Beşiktaş kadar borcum varsa o zaman birileri hesap sorar. Ha o zaman şunu çıkıp söylüyorsan divanda, ya benim bu kulübün 1 lirasının nereye gittiğinden haberim yok diyorsan kendi kendini ihbar ediyorsun o zaman. Bu ne demektir ya? Ha böyle bir mantık var mı yani?
Kulübün en tepesindeki insan Baron'un nereye gittiğini bilmeyecek. Ya tam bir komedi Kemal abi. Ve bu sözün üzerine tutar tarafı yok. Siyon'un üzerine orada bahsettiğin gibi o ön tarafta bir bayan grubu var. Delirdim o divan toplantısında. Başkanım. Onlar ya bu nedir ya? Ya bu iş değil. Onlar şeyde de tutuklanırken arabanın üstüne atlamışlardı. Evet, üstüne atlamışlardı değil mi? Şimdi neyse orada tanıdıklarım var da. Hepimizin tanıdığı var da ama bu doğru işler değil Kemal abi. Aslında en büyük suçlu bu insanlar. Ya tabii. 70 küsür yaşında bir abimiz divanda bir divan toplantısında kulübün muhasebesiyle ilgili bir şey soruyor. Adamı ihraç ettiler kulüpten ya. Ya böyle bir şey var mı? Şey mi diyorsun? Avukatı mı söylüyorsun? Kerim abi vardı. Kerim ol. Düşün işte. Ve daha bundan 15 gün önce hiç alakasız bir şekilde efendim bir mekanda kongreyiz arkadaşlardan biri. Çünkü hep ufak işlerle uğraşılıyor. Seni takip ettiriyor, beni takip ettiriyor, öbürünü takip ettiriyor. Kendisiyle ilgili işte muhalefette bulunmuş. Çocuğu hiç alakasız bir bahaneyle geçen hafta kulüpten kongre yerinden ihraç ettirdi. Öyle kötü yerlere gidiyor ki yani herkesin bir sabrı vardır, bir şeyi vardır. Yani o jipin önündeki olay orada 15 kişi olmayabilirdi. 150 kişi olabilirdi. Yarın iki tanesi kafaya takar. Ya ters bir şeyler değil onlar da. Şeyler değil. Onlar güzel değil de şöyle ama yine söylüyorum siz her türlü icraata alkış tutarsanız Adnan Menderes rahmetli bu yüzden iktidardan gitti, etrafı götürdü, bravo efendim en iyisini siz yaptınız dediler, halbuki yanlışlar vardı yapılan yani ama genel kurul tabii şöyle bir şey de var. Yaş meselesi. Genel kurul profili giderek değişmektedir Fenerbahçe'de. Eskiler yaşlılar vefat etmiştir, hastamışlar. Divan hakeza öyle. Ama asla ve asla dilemem yarını tehlikede olabilsin Fenerbahçe'nin. Ben biraz şampiyon bu sene olur, gelecek sene olur, Avrupa kupalarını kazanır, kazanamaz. Ya çıkarsın neyse. Dersin ki ben yeniden bir yapılanmaya gidiyorum. Hayır, ben iki sene olur yani. Sporun içinde olan şeyler. Yani. Son dakikada iki tane şampiyonluk kaybettin yani. Evet. Türkiye'de son dakikada şampiyonluk kaybeden tek takımız. Tek takım. Tane, İkisinde tane. De yine başkan da aynı, hoca da aynı. Yok, ne hikmetse. İki tane değil, üç tane. Hayır şeyde Denizli şey... Trabzon maçı. Bir de burada son Galatasaray maçı. O Aykut'u neden şey yapıyorum? Öbüründe ikisinde de Aziz Yıldırım Başkan, ikisinde de Davun var. Burada Aziz Yıldırım Başkan, Aykut var. Ya bunlar sporun içinde hep var. Adam getiriyor maçı. Son saniyede baskette bir üçlük atıyor, maç kazanıyor. Fenerbahçe Türkiye Kupası bayan maçı gibi. Salih Selen'ler öyle. Öyle bir yani bunlar var. Onlar var ama o kadar kulüp bünyesi diyelim, öyle diyelim, o kadar büyük yanlışlıklar, o kadar böyle kasıtlı davranışlar, insanları nefes aldırmamak, yaşatmamak adına yapılan eylemler, bunlar güzel değil, bunlar kötü. Bir de ben hep söylüyorum, ben anlamam, iki tane muhasebeci paradan anlayan adamla bir kulübe gireyim çıkayım bir hafta. Ben şimdi buradan bir şey sormak istiyorum. 3 Temmuz süreci kötü bir süreç Fenerbahçe tarihi için. Ben sonra 19 milyon euro verip alınan Emenike, Guiza, Lugano, Niang, Dos Santos. Niye satıldılar? Fenerbahçe'nin Fenerbahçe gibi bir kulübün, o kadar gelirleri olan bir kulübün bu oyuncuların satışındaki paraya ihtiyacı mı vardır? Bir dakika, bir şey daha soracağım. Hadi Emenike o sene geldi. Bunların hepsi şampiyon olmuş oyuncular değil mi? Evet. Ötekiler. Evet. Niye tutamadınız elinizde? Niye bunlara yani sattınız? Bir mesela de mukabeleli oyunculara ya. İşte hayır, yani niye satı para var? Yani onun için genel kurulda, divanda bunları sorgulayacak. Bunları sorgulamak ayıp değil. Tabii ki değil. Bunları sorgulamak hakiki Fenerbahçeliliktir. Hatta öteki şakşaklı Fenerbahçe, şakşakçı Fenerbahçe. Ben hep şunun sorulmasından yanayım. Bu 3 Temmuz sürecini benim camiam niye yaşadı? Bu sorulmalı. Tabii. Yani şimdi şu kelime karşılığında ben ne yaptıysam Fenerbahçe için yaptığım kelimesi bile bana ne yaptın o zaman? Fenerbahçe için şike mi yaptın demeye getirdin. Ne yaptın? Ne yaptın? Fenerbahçe tarihinde Fenerbahçe için bir şey yapıp da gidip hapiste yatan başkan var mı? Var.
Fenerbahçe için yaptım de. Medeni İberk, Agi Ağrızan, Osman Kavratoğlu. Onlar şey 60 ihtilalinde evet. Demokrat Parti. Fenerbahçe için ben bu yaptım deyip de gidip var mı böyle? Yok, canım, olur mu? Şey, yok tabii öyle bir şey de. Yani diyorum sana sporda her türlü sonuç kaçınılmazdır. Ama yani ne olur birileri çıksın. Ya korkmayın ya. Birileri çıksın. Desin ki ya bu nedir ya? Bize izahat verin. Öyle mi? Hı. Ama diyemiyorlar. Ya o zaman diyemezseniz yarın öbür gün öyle bir sürece girersiniz ki hı hı. Kimsenin temizliğini bu Fenerbahçe'ni dedirtirsiniz. Evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Ya bu önemli bir olay aslında. Adnan Polat'ın son kongresini hatırlarsan hı hı. Böyle balkon böyle evet, dik, evet. Arkada 300 kişi el kaldırdı hı hı. Adnan Polat gitti. Aynen öyle oldu. Değil mi? Evet. Aynen öyle oldu. Mali İbra eyvallah. Eyvallah. Sportif. İdari. İdari işte. 300-350 kişi el bittin, kaldı. Orada bittin. Bu kadar basit. Ha, ben de şunu söylüyorum Kemal abi. Her şartlarda eleştirebiliriz. Ama Fenerbahçe başkanlığının o makamda oturan kişi kendisine saygı duyulmasını eğer istiyorsa gidişi de yine saygın bir şekilde olsun. Yoksa soru işaretliyle o muydu yarın öbür gün oradan bu çıktı buradan bu çıktıyla gitmesini de ben içime sindiremem. O zaman dediğiniz gibi geleceksiniz. Bak, gel buraya kardeşim. Evet. Bu budur. Bak bu ben budur. Sana bir şey söyleyeyim. Ben bunu söyledim de o gün. O günlerde. 3 Temmuz vakasından yalan söylemeyeyim. 4 gün sonra galiba Aziz Bey tutuklandı. Değil hı-hı. mi? 4-5 gün neyse şimdi unuttum. Tutuklandıktan 10 dakika sonra ben şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığından istifa ettim. Yazılı ama sözlü olmuyor hı-hı. çünkü. Yazılı istifa ettim. Ben içeride yargılanacağım. Tutuklandım. Ama ben yargılanacağım. Fenerbahçe'yi yargılatmam demesi lazım. Bu lafı iyi bir Fenerbahçeli bu lafı eder. Evet kesinlikle. Serdar Adalı mesela ne yaptı? İstifa etti. İstifa etti. Bu kadar basit. Gitti. Ben yargılanırım dedi Serdar Adalı ama Beşiktaş'ı yargılatmam için. Ama şimdi bir de bu tarafta diyorsa ki ben her şeyi Fenerbahçe için yaptım diyorsa demek ki zaten o istifa etmemesiyle de örtüşüyor abi zaten. Abi sırtını dayama bir yerle. Evet. Tamam mı? Ya Fenerbahçe çıkar bu işin içinden. Ve taraftarın duyguları çıkar. Da sömürüldü o günlerde Kemal çıkar. Abi. Ben bunu çıkar. Açık açığa söylüyorum. Kendin yargılan kazan kazanma onu ben bilmem. Ama böyle bir iddianameyle böyle bir suçlamayla sen kendin yargılan abi bana ne? Ama Fenerbahçe'yi çıkar abi işin içinde. Ben televizyonlara da söyleyeyim. Ben dedim bunu yapardım. Ertesi sabah. Derdim ki yazılı tık 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 avukatıma bunu ver kamuoyuna. Zaten bizde biliyorsun tüzükte yönetim başka aynen, şey aynen, başka aynen, seçiliyor. Aynen, ayrı ayrı seçiliyor başkan. Ha böyle bir jestten sonra yönetimde istifa eder. Onu bilmem. Tabii. Alır bir o olan. O etik olan odur zaten. Ya, alır bir olan kongre. Gibi. Yapılır bir kongre. Fenerbahçe aslan gibi hiç bu işlerle yani bu iddianamenin içinde yer almayan kişilerden hı-hı. kurulan bir heyetle tertemiz yoluna devam ediyoruz. Aynen öyle olurdu. Ama maalesef yapılmadı. Kemal abi, Fenerbahçe'yi konuşmaya dakikalar yetmez, günler yetmeyecektir. Sonra yine geliriz ya bir gün yine. Özellikle böyle bir gün bu olayların tamamını böyle. Biraz da anılarımızdan anlatalım. Biraz da evet anılardan anlat. Sen de çünkü malzeme çok onu biliyorum. Çünkü seninle konuşmak keyiftir. Ayaküstü Kemal abiyle 10 dakika konuşursunuz. 5 tane öyle güzel şeyler anlatır ki size. İşte duayenlik budur. Duayenin geçmişinde anıları vardır. Bugünkü insanlar anıyı sorsan sana gider geçen hafta işte statta olan bir şey vardır. Biriyle kavga evet. etmiştir. Onu anlatar. Ama Kemal abiye sorduğunuz zaman bakın Baba Ali'den anlatır. Necmi Tanyolaç'tan anlatır. İslam Çupi'den anlatır. Tabii. Namık Sebikler'e gider. Yani daha bir yığın bu isimler var. Tabii canım. Oho. Kemal abi. Doğan Koloğlu'nun masasını düzelttim de yeni İstanbul'dayız o zaman. Çok karışıktır. Bir sabah geldim ya bir sevap işleyeyim dedim ya. Şu adamın masasını kitaplar ayrı yazılar. Bir geldi sabahleyin. Kim yaptı? Neden? Yerleri değişti bunların. Doğan abi ben yaptım. Ya beni mahvettin babacığım ya. Elim attığım orada. Öyle bir karıştırdı ben böyle bakıyordum. Gözlerime evet. bak. Sen dedi sor bakayım bana dedi. Abi dedim şey. Bu da bu da güzel. Sevgili Spor Yayın TV izleyicilerim. Kemal abiye çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı. Buralara kadar geldi. Yoğun da tempolu olduğu bir dönemde bize zaman ayırdı. Kemal abi. Ayaklarına sağlık. Karnım da acıktı. Yemek yiyeceğiz. Sıkıntı yok.
Sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Haftanın konuğu programının sonuna geldik. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Fenerbahçe'mize de başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.